Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine gündemdeki çok önemli bir haberle başlamak istiyorum. Bu bizim kaçıncı videomuz oldu bilmiyorum. Her zaman yeni yeni haberler okuyoruz ama bu sefer gündemimizdeki haber çok başka, çok önemli. Yani herkesin bildiği bir konu, yavru köpek olayı. Yani bunu yapanlar mı köpek, hayvan, yoksa bu vahşete uğrayanlar mı, uğrayan mı bilemiyorum. Bakalım Recep Tayyip Erdoğan bu konuda ne demiş. Erdoğan, hayvan hakları ile ilgili yaptırım tasarısını yeni dönemde yürürlüğe koyacağız demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, patileri kesilen yavru köpeğin ölümü ile ilgili hayvan hakları ile ilgili yeni yaptırımlar içeren hükümet tasarısını yeni dönemde öncelikli olarak yürürlüğe koyacağız dedi. Yani bu konuda ne söylesek az bir kere. Yani bu insan değil, yani bir hayvan olabilir, bitki olabilir, hani her ne olursa olsun bu bir caniliktir ve söylenecek söz yok yani. Yani kelimeler gerçekten kifayetsiz kalıyor. Yani o yüzden böyle bir haberle başlamak istedim. Hayvanlar bir mal değil, candır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvanları korumak sadece görev değil, inancımızın, insanlığımızın da gereğidir. Hayvanlar bir mal değil, candır. Bizleri Hüda'nın bir emanetidir demiş. Bütün vatandaşlarımızı hayvanları koruma konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum ifadelerini kullandı. Yani bu öyle hemen geçilecek bir konu değil. Yani öyle yabana atılacak bir konu değil. Ne olursa olsun bu bir yavru bir köpek. Hadisenin aydınlatılması için talimat verdim demiş. Erdoğan sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümüne ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan Sakarya'da meydana gelen hepimizin yüzünden boğan hadisenin aydınlatılması için talimat verdim açıklaması yapmış. Sakarya'da gerçekleşmiş bu olay. Yani herkes biliyor bu olayı da nerede, nasıl, neden gerçekleştiği olarak tam olarak kimsenin bir bilgisi yok bildiğim kadarıyla. Yani tahmin ettiğim kadarıyla daha doğrusu. Ya hani böyle eğer hepimizi hüzne boğan hadisenin aydınlatılması için talimat vermişse demek ki hala daha gün yüzüne çıkmamış bir olay. Tam olarak aydınlığa kavuşmamış bir mevzu. Yeni yaptırımları yürürlüğe koyacağız. Erdoğan 2004'te hayvanları korumaya yönelik ilk müstakil kanun olan 5199 sayılı hayvanları koruma kanununu çıkardıklarını anımsatarak şunları kaydetti. Hayvan hakları ile ilgili yeni yaptırımlar içeren hükümet tasarısını da yeni dönemde öncelikli olarak yürürlüğe koyacağız. Bütün vatandaşlarımızı hayvanları koruma konusunda duyarlı olmaya davet ediyor. Patileri ve kuyruğu kesilen yavru köpek kurtarılamamıştı. Sapanca Yüzevler mahallesinde ormanlık alandaki köpekleri beslemeye giden hayvanseverler patileri ve kuyruğu kesilmiş yavru köpeğin yerde kıvrandığını görmüş. Veterinere götürülen ağır yaralı köpek tedavi için İstanbul'daki bir veteriner kliniğine gönderilmişti. İstanbul'da dün ameliyat edilen yavru köpek kurtuldu. Yani bu bir yavru köpek. Yavru ya daha. Yani ne denilebilir ya? Yani bunu yapanların kendi yavrularına bunları yapıp, daha doğrusu yani bu yine vicdan el vermiyor bunları söylemeye ama yani bunun yerinde olsa bunun da bir annesi babası olabilir. Hayvan da olsa sonuçta. Kendi yavrularına yapılsa böyle bir mevzu, böyle bir olay,
dayanacaklarını zannetmiyorum. Kafalarına sıkarlar herhalde yani görmemek için. Neyse. Başka bir konuya geçelim. Çünkü bayağı yani moral bozucu bir olay. Yine de bakalım Bahçeli ne demiş. Bacakları kesilen yavru köpek Bahçeli derinden sarstı. Gözümün önünden gitmiyor demiş. Sakarya'da bacakları ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan yavru köpekle ilgili açıklama yapan MHP lideri Bahçeli gözümün önünde o fotoğraf bir türlü gitmiyor demiş. Ben bakmak istemiyorum. Gerçekten bu görüntüleri biraz yani kaldıramıyorum. Hangi ilde kaç seçmen oy kullanacak? Sonuçları merakla beklenen 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala hangi ilde kaç seçmenin oy kullanacağı belli oldu. Şimdi 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem parlamentosunu belirlemek üzere yurt içinde ve yurt dışında toplam 59 milyon 369 bin 960 seçmen oy kullanacak. Yani bunun birkaç milyonu galiba büyük ihtimal kullanmayacak, gitmeyecek ya da boş atacak falan. Öyle şeyler olur büyük ihtimal. Toplam 56 milyon seçmen, ne diyor? Yüksek Seçim Kurulu'nun seçmen istatistiklerine göre yurt içinde toplam 56 milyon. 10 milyon seçmen İstanbul'da oy kullanacakmış. Ankara ve İzmir'de 7 milyon seçmen sandık başına gidecek. Ankara'da 3 milyon sandıkta, İzmir'de 3 milyon seçmen 9.334 sandıkta, Bursa'da 2 milyon seçmen 6.000 sandıkta oy kullanacakmış. Güneydoğu Anadolu'da yaklaşık 3.5 milyon seçmen oy kullanacak. Seçmenlerin 1 milyon 23 bin 389'u Diyarbakır'da kurulacak. Böyle böyle işte Gaziantep'te 1 milyon 214 bin falan. Şanlıurfa'da 1 milyon 60 bin oy verilecek. 3.649 sandıkta oy verilecekmiş. İl kodu seçim çevresi seçmen sayısı sandık sayısı. Ha, ayırmışlar şöyle bu seçmen sayısı, bu sandık sayısı. 1 milyon 214 bin. Kalım İstanbul falan böyle gidiyor. Bu şey değil mi ya? Kimdi bu? Türkan Şoray da aynen. Türkan Şoray estetikler başka birine dönüşen Türk ünlüler. Estetik bunlar da mı estetik olmuş gerçekten ya? Türkan Şoray böyle değil miydi? Ülker de böyleymiş. Burun falan, dudak, mudak işte falan yapılmış. Türkan Şoray sadece. Şükran Ovalı. Belli zaten onun. Soy Tekirli. Gökçe Bahadır. Normal hali güzel. Bunu bilmiyorum. İsmi ne bu harbiden? İsmini kendileri bile bilmiyor yazmamışlar. Deniz Akkaya, Filiz Akın. Vay be Filiz Akın'a bak. Yalnız bu kaç yaşında da 15-20 yaşında bile yoktur yani. Bir zahmet değişsin, estetik olmasa bile değişir. Hande Ateşi, Seda Sayan, Ebru Gündeş, Fahriye Evcen, Hande Acar, tanımıyorum bunu. Ebru Yaşar, Demet Şener, Ebru Şallı, Şeyma Subaşı. Şeyma Subaşı'nın eski hali de gerçi var mısın yok musun da çok öyle bir şey değildi yani. Tabii değiştirmiş. Para olunca nereye vereceğini şaşırmamış. Kaç yaşında ya Şeyma Subaşı? 27 yaşındaymış. 90 doğumluymuş. 2 Temmuz. Acun 49 yaşında. 22 yaş var aralarında. İstanbul Aydın Üniversitesi bitirmiş. Çağaloğlu Anadolu Lisesi. Melisa, bir tane çocuk var Melisa. Babası Mustafa Subaşı, annesi yok herhalde. Falan.
İstanbul'da olmuyor yazıyor. Petek Dinçöz, Ebru Polat, Ajda Pekkan. Ajda yani bu yaşının sırrı, yani göstermesi nedeni bu. İçler ya. Bu kim? Yeliz Yeşilmen mi? Eski haline nasıl kalmadı. Artık yaşlanmıştır ya. Biraz da kilo olmuş. Evet. Bence bitirelim burada bu konuyu. Ben biraz da böyle o yavru köpek ile ilgili birkaç haber okuyayım dedim. Onun için açmıştım yani. Bitirelim burada. Bir sonraki haberlere görüşürüz artık. Bay bay.